İyi akşamlar arkadaşlar. Bomba gibi yine biz geldik. Son araştırmalarımıza göre arkadaşlar Çiftlik Bank'ın tek kazananı CNN Türkiye konuştu arkadaşlar. 200 bin lirayı iade etmek istediğini söyledi. Bu şahıs ile irtibat kuran arkadaşlarımız belki mağduriyetinin bir kısmını giderebilir arkadaşlar. Çiftlik Bank'a yatırdığı parayı kaptırmayan hatta üzerine kar eden Fatih Yalçınkaya diğer mağdurlar için kazandığı 200 bin Türk lirasını iade etmek istediğini belirtti arkadaşlar. Bu abimize çok teşekkür ederiz. Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı olan binlerce kişinin mağdur olmasını oldu arkadaşlar. Ama bir kişi vardı ki makine imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden olduğundan dolayı o kaybettiği parayı değil, Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istediğini belirtti arkadaşlar. Fatih Yalçınkaya arkadaşlar şaştım kaldım diye belirterek ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makine alınmadı, o kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum demiş. Kayyumu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım diyor arkadaşlar. Bu şahıs galiba Çiftlik Bank'la bir anlaşma yapmış. Makine satma karşılığında para almış ama o makinelerle gelip teslim alan olmadığı için para da yine Fatih Yalçınkaya'da kaldığından dolayı bu arkadaşımız da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi parayı mağdurlara dağıtmak istediğini belirtiyor arkadaşlar. Bu haber haberler.com'dan 16 Mart 2018 saat 7'de yayınlandı arkadaşlar. Yani ortalama 32 dakika önce. İnşallah bu arkadaşımızdan irtibat kurarak eşit bir şekilde tüm mağdurlar bir nebze de olsa zararlılığını çıkartacağını düşünüyorum. Fatih Yalçınkaya da tekrardan çok teşekkürler ederiz. Böyle ince düşüncesiyle mağdur olan kardeşlerimizi düşünmesinden dolayı inşallah böyle dürüst insanlar karşımıza çıkarak mağdur olan arkadaşlarımızın zararlıkları giderilir diye temenni ediyorum arkadaşlar. Lütfen sizden tek ricam abonemize, kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Videolarımızı beğenin. Biz üst sıralara çıkalım. Sizler için tüm çalışmalarımızı yapalım arkadaşlar. İnşallah gündemi çok yakından takip ediyoruz. Mehmet Aydın ile ilgili saniye saniye haberleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi iyi akşamlar diliyorum.